Gelin hep beraber yüzyıllar öncesine güneş enerjisi ile ilgili ilk çalışmaları gerçekleştiren ve ışığı odaklamak için merceği bulan Galileo'ya, yine aynı şekilde güneş enerjisi ile çalışan su pompasını icat eden Fransız mühendis Belidor'a veyahut rüzgar enerjisinde mihenk taşlarından kabul edilen Yunan Heron'a gidelim. Yaptıkları çalışmaların günümüzde nerelere geldiğini ve attıkları o ufacık adımların bir kar tanesi iken çığ gibi büyüyüp bugünlere gelişini onlara anlatalım. Sahi şu anki teknoloji onların ellerinde olsaydı neler yaparlardı? Evet, günümüz dünyasına biraz yaklaştığımızda savaşların, teknolojinin, güç göstergelerinin en büyük nedenini enerji olarak tanımlasak herhalde yanlış konuşmuş olmayız. Her bir adımı enerjiye daha fazla sahip olmak olan günümüz dünyasındaki devletlerin artık silahlar kullanarak çarpışmasına da gerek kalmadı. Çünkü adını petrol, su, ticaret veya teknoloji olarak gösteren en önemli ham maddenin enerji olduğunu çoktan anlamışlardı. Enerjiye sahip olan ve bunu en doğru bir şekilde üretip dışa bağımlılığını en çok azaltan ülkelerin de içinde bulunduğumuz yüzyılın en güçlü devletleri haline gelecekleri de kaçınılmaz sonumuzdu. Peki neden bu kadar önemli enerjiyi üretmek, enerjide dışa bağımlı olmamak ve yani hani bunun bir yolu var mı ki derseniz, orada karşımıza bir kavram çıkıyor. Malumunuz dünyadaki küresel enerji dönüşümünün önemli bir basamağı kabul edilen bir kavram. Elektrifikasyon kavramı. Yani her şeyi elektrikle çalıştırma düşüncesini ifade ediyor. Ulaşımda, konutta, sanayide yani insanoğlunun enerjiye ihtiyaç duyduğu her yerde elektrik enerjisinin kullanımını anlatıyor bizlere. Bugünlerde Rusya'nın gösterdiği doğal gaz sopası Avrupa'da işte bu yüzden paniğe neden oluyor. Çin bile çok ciddi miktarlarda doğal gaz ithal ediyor ki daha niceleri var. İşte elektrifikasyon sistemiyle amaç dışarıdan enerji ithal oranını en aza indirgenmesini sağlamak. Bu yüzden enerjinin bir şekli olan ham petrole ihtiyacın azaltılması için elektrikli araçların sayısı günden güne artıyor, öyle değil mi? Isınma sistemlerinde güneş ısısının kullanımı ve ısı pompası sistemlerine geçişler bir bir çoğalıyor. Peki madem kabul edelim bu kavramı ve uygulamak isteyelim, bu sefer de karşımıza elektrik enerjisi ihtiyacının nasıl karşılanacağı çıkıyor. Fosil yakıtlar için küresel ısınma, sera gazı, karbon emisyonu falan derken asıl meselenin tükenme durumu ile karşı karşıya olunduğunu çıkarabiliyoruz. Yoksa kimsenin kendi topraklarında elde ettiği bir kaynaktan vazgeçme gibi bir arzusu olamaz. Bunu bir anda beklemek de ütopik olur tabii ki. O zaman ne yapılmalı? Tabii ki ham madde ihtiyacını doğadan karşılayan, enerji üretimini bizlere sağlayan, çevreye etkisi az, doğa dostu, temiz yani yenilenebilir enerji kaynaklarının gündeme daha fazla alınması gerektiğini dünya bizlere anlatıyor. 30-35 yıldır dilimize yapışmış olan yenilenebilir enerji kaynakları terimi bildiğiniz üzere güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütle gibi temel kaynaklardan yani tükenmeyen kaynaklardan elde edilen enerji olarak adlandırılıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılıyor ki elektrik üretiminde temiz ve tükenmeyen sistemlere geçiş yapılabilsin. Yani elektrifikasyonun altyapısı hazır hale getirilebilsin. Ülkeler 20 yıldır özellikle de son birkaç yıldır inanılmaz bir şekilde bu alanda bir yarışın içindeler. Hatta Çin ve ABD en büyük yatırımlarını geçtiğimiz 2 yıl içerisinde gerçekleştirdi. Adeta Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışları misali, şimdi de yenilenebilir enerjide kapasite yarışları başlamış durumda. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde Avrupa kendi yanında kavrulurken ABD ve Çin hiç olmadığı kadar atak halindeler.
Covid-19 salgınının enerji piyasaları üzerinde etkisi bir hayli dramatik oldu, kabul edilmeli. Ve hem birincil enerji tüketimi hem de karbon emisyonları İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı oranlarında düştü. Bununla birlikte yenilenebilir enerji büyümeye devam etti. Ve güneş enerjisi şimdiye kadarki en büyük artışını kaydetti, diyor bize ulaştığımız sektör raporları. Nedir bunlar? Uluslararası Enerji Ajansı 2021 verileri, BP 2021 Enerji Görünüm Raporu, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 2021 raporu ile ülkelerin ilgili makamlarının yaptıkları açıklamalar bu içeriğimizin temelini oluşturdu. Mesela ABD Enerji Bakanlığı, ABD'nin 1952'den bu yana ilk defa 2020'de enerji kaynaklarının tamamında kendilerine yeterli olduğu bir yıl yaşadığını açıkladı. Öte yandan Çin ise 1990'ların ortalarına kadar kendilerine sahip olduğu enerji kaynaklarıyla yetinirken, sonraki 25 yılda dünyanın en büyük enerji ithalatçısı durumuna geldi. Bugün Çin'in ithal ettiği toplam enerji miktarı, Japonya'nın toplam enerji tüketiminden daha fazla ki, Japonya enerji üretiminde çok üst sıralarda bulunduğunu belirtmekte fayda var. Grafikler ile değineceğimiz ülkelerin elektrik yarışına geçmeden önce dünyanın genel bir görünümüne bakmamız gerekir. Yıllar içinde nasıl bir değişim yaşandı, sürekli vazgeçilen fosil yakıtların enerji üretiminde kullanımı hangi seviyeye geldi, tek tek beraber inceleyelim. İlk grafiğimizde yenilenebilir ve yenilenemez enerjiye olan yatırımların yüzdesel dağılımı göstermektedir. 2019 yılına, yani pandemi dönemine kadar yenilenebilir enerji yatırımları düzenli olarak artarken, 2020'de yenilenebilir üretim kapasitesi son yıllarda olduğundan çok daha fazla ve uzun vadeli eğilimin üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte genişlemedeki bu artışın çoğu Çin'de ve daha az ölçüde ABD'de gerçekleşti. Diğer ülkelerin çoğu yenilenebilir kapasitesini önceki yıllara benzer bir oranda arttırmaya devam etti. Bu paylardaki artış eğilimi yalnızca yenilenebilir enerji kullanımının hızlı ve artan büyümesini değil, aynı zamanda yenilenemez kapasitedeki azalan genişlemeyi de gözler önüne sermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın net enerji artışı grafiğinde yenilenebilir enerjinin payına baktığımızda ise, Covid-19 pandemisinin etkilerine rağmen 2020'de yeni elektrik kapasitesinde rekorlar kırıldı ve toplam kapasitede net artış kaydeden tek elektrik üretim kaynağı oldu. Yenilenebilir enerji kapasitesine yapılan yatırım son yıl nispeten az da olsa da art arda 3 yıl artış gösterdi. Ve şirketler yenilenebilir enerji elektrik tedarikinde rekorlar kırmaya devam etti. Daha fazla ülke ısının elektrifikasyonu için yenilenebilir kaynaklara yöneldi. Ulaşımda kullanılan biyoyakıtların üretimi azalmasına rağmen elektrikli araç satışları arttı. Çin, iklim krizine karşı eylem taahhütlerini güçlendiren ve karbon nötr bir hedef belirleyen ülkeler arasında yer aldı. ABD ise 2021'in başlarında Paris Anlaşması'na yeniden katıldı. Bunun sorumlulukları da kendi dünyalarındaki rahatların bozulmasına neden oldu. Gel gelelim 2 yıllık değişimde yenilenebilir enerjide 300 gigawatt seviyelerine doğru net bir artış izlendi. 2020 yılının sonu itibariyle küresel yenilenebilir üretim kapasitesi, yani kurulu gücü 2799 gigawatt seviyelerine geldi. Hidroelektrik 1211 gigawatt kapasitesiyle küresel toplamın en büyük payını oluştururken, rüzgar ve güneş enerjisi sırasıyla 733 gigawatt ve 714 gigawatt kapasitelerle kalanın eşit paylarını oluşturdu. Diğer yenilenebilir kaynaklarında ise 127 gigawatt biyoenerji ve 14 gigawatt jeotermal ile hastanın geri kalanı tamamlanıyor. En çok elektrik üretimine sahip ülkelerin 2020 itibariyle değerlerini incelediğimizde ise Çin ve ABD'yi ilk iki sırada görüyoruz. Tabii ki Çin, dünya nüfusunun %18'ini, dünya ekonomisinin %16'sını oluşturuyor. Dünya enerji kaynaklarının %20'sini üretiyor ve %24'ünü tüketiyor. ABD ise dünya nüfusunun %4'ünü, dünya ekonomisinin %24'ünü oluşturuyor.
dünya enerji kaynaklarının %16'sını üretip %16'sını tüketiyor. Bu bağlamda aslında elektrik üretimleri yüksek olması doğal gibi görünse de aslında Hindistan'ın gerilerde kalması bu tezi çürütüyor. Yani olay elektrik tüketiminin elektrifikasyon yolu ile çoğaltılmasını anlatıyor. Hemen ardından tüketimlerini incelediğimizde ise fosil yakıtların payının ne kadar yüksek olduğunu gözümüze çarpıyor. Ve bu ısrardan kolay kolay da vazgeçmeyecekler. Kendilerine karbon nötr hedeflerine odaklamanın yanında kökünü kurtana kadar da fosil yakıtları sömürmeye devam edecekler. Tabii ki tüketimlerin içinde yenilenebilir enerji payları düşük gibi görünse de ABD ve Çin'in tüketimlerinin çoğunda tüm dünyadan yüksek olarak yine yenilenebilir enerji karşılıyor. Şimdiki grafik ise tam olarak bunu anlatacak. Göründüğü gibi yani elektrik tüketimlerinin toplamda ortalama 3000 terawatt saatlik kısmı yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. Mesela Avrupa Birliği toplam olarak hemen hemen ABD'ye anca yetişmekte. Unutmayalım ki gelişmişlik göstergesi olarak artık üretim ve tüketimin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu üretim tüketim payının yenilenebilir enerjiyle sağlandığını. Çin ve ABD'ye biraz daha yakından bakacak olursak ikisi de elektrik üretiminde fosil yakıtları ilk sırada tükettikleri aşikar. Fakat yenilenebilir enerji tarafındaki savaşları ise en çok dikkat çeken kısım oluyor. Mesela geçen yıl yenilenebilir enerjide devreye alınan kurulu gücün %50'sini Çin'de gerçekleşti. Çin hükümetinin yenilenebilir kaynaklara sağladığı ve sona erdireceğini açıkladığı alım garantisinden faydalanmak için projelere hız verilmesi bu artışın en büyük etkeni oldu. Peki biz ne durumdayız ve neler hedeflemeliyiz? Ülke olarak BP raporunun 2020 verileri incelendiğinde birinci enerji kaynakları kullanımında yenilenebilir enerji payı %18 civarındayken elektrik üretiminde payımız %43 olarak görülmektedir. Tabii ülkemizdeki verilere ulaşmak daha rahat olduğu için 2021 yılına ait değerleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı paylaşımlarında incelediğimizde elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payımız %52 seviyelerine geldiğini görmekteyiz. Yani elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji seviyesini arttırılması sevindirici. Ayrıca TEİAŞ raporuna göre de elektrik kurulu gücümüz ise 2021 yılı sonu itibariyle 99.819 MW seviyelerine ulaştı. Son grafikte göründüğü gibi en önemli kısım ise enerji talebimizdeki yenilenebilir enerji payının düşük kalması. Yani en başta değindiğimiz gibi elektrifikasyonun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Doğalgaz ve petrol kaynakları gibi konutta, ulaşımda ve sanayide elektrifikasyonun sağlanamaması dışa bağımlılığı ve tabii ki enerji talebimizdeki yenilenebilir enerji payının düşük olmasına neden oluyor. Elbette ki bu sürecin bir anda gerçekleşmesini beklemiyoruz ve beklemek de mantıklı olmaz. Hiçbir ülkede bir anda temel kaynaklarından vazgeçemez hatta. Ama hedef ve politikalarında bu konulara değinilmesi bile gelecek adına çok büyük önem arz ediyor. Sonuçta doğalgaz hatları üzerinde bulunuyoruz ve daha çok yeni bir rezerv kaynağına ulaştık. Elektrikli aracımız yakında yollarda olacak ve tabii ki nükleer enerji önemli atılımlarda bulunuyor. Yani üretim ve tüketim odaklarında kendi öz kaynaklarını kullanacak olması ülkemiz adına müthiş bir durum. Yenilenebilir enerji alanında zaten milli enerji politikası uyarınca yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ana öncelikler arasında bulunmaktadır. Ülkemiz yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5. ve dünyada 12. sıraya yükselmiştir. Eylem planlarında yıllık hedefler her bir yenilenebilir enerji kaynağına göre de belirtilmiştir. Sonuç olarak enerji ve yenilenebilir enerji savaşlarında ABD ve Çin büyük bir mücadele içine girdiler. Aynı uzay savaşları dönemindeki gibi daha çok kendilerine ispat etme savaşı gibi görünse de aslında her bir ulusun kendini gelecekteki sürece adapte etme süreci olarak da düşünebiliriz. Elbette ki buna ilerleyen süreçte Avrupa ülkeleri, Hindistan ve daha niceleri dahil olacak. Yeter ki bizler bu yarışta geride kalmayalım ve mevcut potansiyelimizin üzerine çıkmaya devam edelim. Çünkü enerji ve sebat her şeyi değiştirir.